Merhabalar arkadaşlar, Eleyete Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Temmuz ve Ağustos ayı Eleyi sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu sorular sınavlarda birebir çıkmış sorulardır. Ne kadar soru çözerseniz sınavda o kadar başarılı olacaksınız. Sınavda çıkan bazı sorular bizim paylaştığımız sorularla aynı olmayabilir. Aslında soru aynıdır ama sorulma şekli değişebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Bu anlamda sorunun mantığını kavramak çok daha faydalı olacaktır. Ayrıca sizler için konu anlatımlı dersler hazırladık. Mutlaka tamamını izleyin. Bu videoyu bitirdiğinizde kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi bize yorumlardan sorabilirsiniz. Sol alt köşede Instagram adresimiz mevcuttur. Bizleri takip edin. Çok güzel paylaşımlar yapıyoruz oradan. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır? A) flaşör B) sigorta C) far anahtarı D) sinyal ampulü Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sigorta aracımızı kısa devrelere karşı korur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? A) Motorun üzerine su dökülmesi, B) Klimanın çalışıyorsa kapatılması, C) Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi, D) Şıkkımız ise motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Klimanın çalışıyorsa kapatılması. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar? A) Harita ve kroki B) Yolcu ve yük C) Reflektör D) Yangın tüpü Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Harita ve kroki taşıtımızda bulunursa yakıt ve zaman tasarrufu bize sağlar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar? A, mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro ve metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması. B, bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması. C, şıkkımız tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması. D, şıkkımız ise araç bakımlarının sürelerinde yapılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen tabelalara dikkat edelim arkadaşlar. Şıkları okuyorum. A 1 2 3, B 2 3 1, C 3 2 1, D şıkımız ise 3 1 ve 2. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 3 ve 1 sıralamasıyla olmalıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü otomobil tali yolda. Normalde ilk önce otomobilin geçmesi gerekir ama tali yolda olduğu için en son geçiyor arkadaşlar. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? A. Tokluk hissi B. Yavaş nabız C. Görmeden ettik D. Yüzeysel solunum Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yüzeysel solunum, kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de yüzeysel solunum gözlemlenir. Döner kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi. B. Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi. C. Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi. D. Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi yasaktır. Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Hızın azaltılması B. Öndeki aracın geçilmesi C. Bariyer kapalı ise durulması D. Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Öndeki aracın geçilmesi yasaktır. 110 kilometre saatte hızla seyreden bir aracın önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? A 65 metre, B 60 metre, C 55 metre, D şıkkımız ise 50 metre. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Takip mesafesi 55 metre olmalıdır. Neden? Çünkü hızımızın tam olarak yarısı olması gerekiyor. 100 kilometre gidiyorsak en fazla 50 metre yaklaşabiliriz arkadaşlar. Bunu bu şekilde ezberleyin. Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari yani en az hız sınırı saatte kaç kilometredir? A15, B35, C40, D50. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. En az azami hızımız yani en az hızımız 40 kilometre olmalıdır arkadaşlar. Daha yavaş gidemeyiz. Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A) Hız sınırlarına uyması B) Trafik görevlisine bilgi vermesi C) Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması D) Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması zorunludur. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? A) Alternatör B) Dipletrör C) Kondansatör D) Şıkkımız ise marş motoru. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatör araç için gerekli elektriği üreten parçadır. Rentek manevrası 1. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda 2. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) 1 doğru 2 yanlış. B) 1 yanlış 2 doğru. C) Her ikisi de doğru. D) Şıkkımız ise her ikisi de yanlış. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Flaşör arızalıdır B. Dispiritör arızalıdır C. Fren müşiri arızalıdır D. Şıkkımcısı geri vites müşiri arızalıdır Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Fren müşiri arızalıdır arkadaşlar. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Atar kan basıncı toplar damarlara göre daha azdır. B. Toplar damarlar genelde cilde yani yüzeye yakındır. C. Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez. D. Şıkkımız ise toplar damar kanamalarında kan koyu renkli olur. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Atar damarlarda kan basıncı toplar damarlara göre daha azdır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tam olarak tersi. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır? A) Yavaşlamaları B) Hızlarını arttırmaları C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hızlarını arttırmaları yanlıştır. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler? A. Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek. B. Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek. C. Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek. D. Şıkkımız ise giriş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek trafiğin akışını olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir? A bisikletler, B lastik tekerlekli traktörler, C çekiciler, D motorsuz araçlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çekiciler otoyola girebilir. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Sağ dönüş lambasını yakmalıdır. B. Takip mesafesini azaltmalıdır. C. Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalıdır. D. Yolun en solundan gitmelidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalıdır arkadaşlar. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir? A) Noter satış belgesinin B) Kasko belgesinin C) Trafik belgesinin D) Şıkkımız ise karayolu uygunluk belgesinin Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Trafik belgesinin de bulunması gerekir. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A kazalarda ilk yardım için kullanmak. B araç muayenelerinde göstermek. C trafik denetimlerinde göstermek. D şıkkımız ise araç donanımını tamamlamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kazalarda ilk yardım için kullanmak. Bir kamyonet eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A otobüse B. Otomobile C. iş makinesine D. Lastik tekerlekli traktöre Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Otomobile geçiş kolaylığı sağlamalıdır. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? A. Çalışmaz B. Sarsıntılı C. Sarsıntısız D. Yüksek rolantide Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Sarsıntılı bir şekilde çalışır. Aşağıdakilerden hangisi sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır? A akü şarjı ikaz ışığı, B yağ basıncı ikaz ışığı, C ön ısıtma bujileri ikaz ışığı, D motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı sadece dizel motorlar araçların gösterge panelinde bulunur. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması B. Er bileğinin burkulması C. Köprücük kemiğinin kırılması D. Şıkkımız ise kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Lütfen tabelaya da dikkat edelim arkadaşlar. A. U dönüşü yapmalı. B. iki numaralı aracı yol vermeli. C. Ilk, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. D. Şıkkımız ise iki numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. 2 numaralı araca yol vermeli. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? A 5 ila 10, B 12 ila 20, C 25 ila 30, D 35 ila 40. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dakikada 12 ila 20 defa nefes alıp verir arkadaşlar. Dinlenme halindeki yetişkin, yetişkin bir insan. 4 zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? A. Birinci zaman B. 2. zaman C. 3. zaman D. 4. zaman Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanı ikinci zamandadır. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? Lütfen görsele dikkatli bakalım arkadaşlar. A yalnız 1, B Yalnız 2. C 1 ve 3. D 2 ve 4. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 2 ve 4 numaralı araçlar beklemelidir. Yani trafik polisinin kollarını açtığı yöndeki araçlar geçebilir anlamında. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A. Üçgen sargı B. Tel atel C. Tahta atel D ince rulo sargı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Köprücük kemiği kırıklarında üçgen sargı kullanılır arkadaşlar. Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A batı, B doğu, C kuzey, D güney. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Batı yönünü gösterir arkadaşlar. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir? A itfaiye aracı, B polis aracı, C iş makinesi, D ambulans. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İlk geçiş hakkı ambulansa aittir arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A, el freninin çekili olduğunu, B, yağ basıncının çok düştüğünü, C, motor hararetinin çok yükseldiğini, D, şarj sisteminde bir arıza olduğunu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. El freninin çekili olduğunu bize bildirir. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? A, göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi, B, solunumun sık ve yüzeysel olması, C. Kan basıncının artması. D. Vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi. Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için otoyollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? A 110, B 120, C 130, D 140. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Azami hız sınırı 120 km'dir arkadaşlar. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? A antifriz, B termostat, C kızdırma bujisi, D hava filtresi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kızdırma bujisi sağlar. Temiz, kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir? A) Motor yağı B) Fren hidroliği C) Akü elektroliti D) Motor soğutma suyu Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Motor soğutma suyu adı verilir. Aşağıdakilerin hangisinde balansızlık olması düz yolda belli bir hızdan sonra Araçta titreşimlere neden olabilir? A lastiklerde, B pistonlarda, C alternatörde, D eksantrik milinde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Lastiklerde titreşimlere neden olabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A üçgen reflektör, B ilk yardım çantası, C yangın söndürme cihazı, D sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası aracımızda bulundurmamız gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden değildir. Aşağıdakilerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması B. Kimin hangi numaradan aradığının bildirilmesi. C. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi. D. Şıkkımız ise herhangi bir iki yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması doğru değildir arkadaşlar. Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse çalıştırmak için ne yapılır? A. Arka arkaya marş yapılır. B. Depoya benzin ilave edilir. C. Marş sisteminin parçaları kurulanır. D. Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek. B yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek. C yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek. D şıkkımız ise yarayı sargı beziyle kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yarayı sargı beziyle kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Lütfen dikkatli bakalım. A. 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı. B. 2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı. C. 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı. D. Şıkkımız ise 2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Bir numaralı aracın geçme yasağına uymadığı. Bu kesinlikle söylenebilir. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz? A. Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak. B. Kusmasını sağlamak. C. Temiz havaya çıkarmak. D. Sıcak tutmak. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Kusmasını sağlamak bu egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise öncelikle yapılması gereken nedir? A. Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. B. Hava filtresi değiştirilmelidir. C. Motor rolantide çalıştırılmalıdır. D. Motor hemen durdurulmalıdır. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Motor hemen durdurulmalıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A yakıt tasarrufuna, B hız sınırlarının aşılmasına, C yakıt tüketiminin artmasına, D trafik yoğunluğunun azalmasına. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yakıt tasarrufuna. Yine görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. ileri mecburi yön. B. Girişi olmayan yol. C. Geçme yasağı sonu. D. Hız sınırlaması sonu. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Girişi olmayan yol anlamındadır. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? A. Kanamanın durdurulmasını. B. Kan dolaşımının sağlanmasını. C. Solunum desteğinin sağlanmasını. D. Hava yolu açıklığının sağlanmasını. Doğru cevabımız D. Şıkkı olacaktır. Hava yolu açıklığının sağlanmasını. Devam edelim. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini korur? A. 30 B. 40 C. 50 D 60. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 30 gün geçerliliğini korur arkadaşlar. Şekildeki araç sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışında aracını park edebilir? A 5, B 10, C 15, D 20. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 15 metre dışına park edebilir. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? A) yalnız 2, B) 1 ve 2, C) 1 ve 3, D) 2 ve 3. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 2 ve 3 numaralı araçlar. Bir sonraki sorumuz, aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur? A) Ventilatör kayışının kopması, B. Vantilatör kayışının gergin olması. C. Dispiratörün arızalanması. D. Bujilerin arızalanması. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Vantilatör kayışının kopması. Devam ediyoruz arkadaşlar. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. B. Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. C. Motorlu araçlarda motorlu bisiklet, motosiklet, traktör hariç zorunludur. D. Sadece A1, A2 ve F sınıfı belgeyle kullanan araçlarda zorunludur. Bu sorumuzun doğru cevabı C şık olacaktır. Motorlu araçlarda motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç zorunludur. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması. B motorun durdurulup aracın sabitlenmesi. C yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi. D tıbbi yardım istenmesi. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi. İlk sorumuz görsel bir soru. Lütfen sınavda görsel sorulara çok dikkat edelim. Çok basit gibi görünüyor, işaretleyip geçiyoruz ama görsel sorunun içindeki tabelalara dikkat edelim. Soruyu okuyorum. Şekildeki trafik işaretlerine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. Hızını arttırmalı. B. Önündeki aracı geçmeli. C. Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı. D. Şıkkımız ise daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şıkları okuyorum. A 1 2 3. B 2 1 3. C 3 1 2. D şıkkımız ise 3 2 1. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 3 2 1 sıralamasıyla olmalıdır arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklarda her zaman en sağdaki araç öncelikli. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir? A. Akünün boşalmasından B. Akünün tam şarjlı olmasından C. Hava filtresinin kirlenmesinden D. Şıkkımız ise akü kutup başlarının sık olmasından Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır akünün boşalmasından kaynaklanmış olabilir. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari B. Azami toplam ağırlık C. Taşıma sınırı kapasite D. Seçeneğimiz ise yüklü ağırlık Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Taşıma sınırı yani kapasite adı verilir arkadaşlar. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Yüklerin bağlanması B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması D) Şıkkımızca yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması bu yasaktır arkadaşlar. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Hızını azaltması B) Dönüş işareti vermesi C) Geniş bir kaviste dönmesi D) Şıkkımız ise sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girmesi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geniş bir kaviste dönmesi yanlıştır. Araçta uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır? A 100 metre, B 150 metre, C 200 metre, D şıkkımız ise 250 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 100 metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? A iletişim becerilerinin geliştirilmesi, B alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması, C düşünme tarzının yeniden yapılandırılması, D seçeneğim ise nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması bu önerilen davranışlardan biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? A şaft, B motor, C tekerlek, D vites kutusu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motor araçlarda gücün kaynağıdır. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayatı tehlike meydana gelir? A burun kanamaları, B atardamar kanamaları, C kılcal damar kanamaları. D şıkkımız ise toplar damar kanamaları. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Atar damar kanamalarında hayatı tehlike meydana gelebilir arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması, D şıkkımız ise baş ve işaret parmakları arasına alınan burun, burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Şekildeki bir numaralı araç 60 km saatte hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 20 metre, B 30 metre, C 40 metre, D şıkkımız ise 50 metre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. En fazla 30 metre yaklaşabilir. Hızımız kaç ise tam olarak yarısı arkadaşlar. %100 gidiyorsak 50 metre yaklaşabiliriz en fazla. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? A hareket sistemi, B sindirim sistemi, C dolaşım sistemi, D şıkkımız ise boşaltım sistemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dolaşım sistemine aittir. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A sağdan ana yola girişi B. Soldan ana yola girişi. C. Sağ tehlikeli virajı. D. Şıkkımız ise açılan köprüyü. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Sağdan ana yola girişi bildirir. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır? Lütfen tabelalara dikkat edelim. Bu tür bir soruyu YouTube hikayeler kısmında yine sormuştum. Canlı olarak video çekmiştim tünele girmeden önce. Işıkları okuyorum. A taşıma sınırını, B sınırlı yükseklik gabarisini, C geçme yasağını, D dingil ağırlığını. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sınırlı yükseklik gabarisini dikkate almalıdır. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A alaşımlı jant, B motor yağı kalitesi, C doğru yapılmış far ayarı, D delinmiş egzoz susturucusu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motor yağı kalitesi. Lütfen e, aracımız yağ eksilttiği zaman üzerine yağ ilave etmeyelim arkadaşlar. Bu aslında çok kullanılan bir teknik ama çok yararlı değil. Yağ tamamen değiştirmemiz motorun ömrünü uzatacaktır. Lütfen böyle yapın. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Şarj B. Soğutma C. Süspansiyon D. Marş Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Süspansiyon olacaktır arkadaşlar doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş karayoludur? Lütfen tüm şıklara dikkatli bakalım arkadaşlar. Hangisi bölünmüş karayoludur? Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten ortasında bir çizgi var arkadaşlar belli. Hatta çift çizgi var. Bu bölünmüş karayolu olduğunu bildirir bize. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Termostat arızalıdır. B vantilatör kayışı sıkıdır. C hararet yani ısı göstergisi arızalıdır. D silindir kapak contasında kaçak vardır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Silindir kapak contasında kaçak vardır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir? Lütfen dikkatli bakalım birbirine benzeyen tabelalar var. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Görüyorsunuz sağda araç, solda kırmızıyla kamyon koyulmuş. Yani kırmızı yapılmış. Kamyonlar için geçme yasağı, yasağını bildirir arkadaşlar bu tabela. Araç itilerek çalıştırılacak olursa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Rolanti ayarının bozulması. B. Vantratör kayışının kopması. C. Triger kayışının kopması veya sıyırması. D. Marş motorunun arızalanması. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Triger kayışının kopması veya sıyrılması durumunun olması beklenir. Karayol taşıma yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin Mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? A. SRC 1 B. SRC 2 C. SRC 3 D. Şıkkımız ise SRC 4 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. SRC 4 şeklinde olmalıdır arkadaşlar belgesinin türü. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? A. Bisiklet yolu B. Motosiklet yolu C bisiklet giremez. D motorlu bisiklet yolu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı bisiklet yolu anlamındadır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? A otobüs, B minibüs, C taksi, D dolmuş taksi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Otobüslerde takograf cihazı bulundurmak ve kullanılması zorunludur. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş çene pozisyonu verilmesi uygundur? A. Burun kanaması olan B. Bulantı ve kusması olan C. Solunum yolu tıkalı olan D. Şıkkımız ise boyun omurunda zedelenme olan Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Solunum yolu tıkalı olan. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A) Kazazedenin hareket ettirilmesi. B) Çıkığın yerine oturtulmaya çalıştırılması. C) Çıkığın alt bölgesinde deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi. D) Çıkımız ise eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. B kötü kokulara karşı burnunu tıkama. C sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali, koma halinin belirtilerindendir. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise, bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetimlerine B. Trafik zabıtasına C. Işıklı trafik cihazına D. Trafik işaret levhalarına Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Öncelikle trafik zabıtasına uymamız gerekir. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için tonik uygulanmalıdır. B. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. C. Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır. D. Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir. Doğru cevabımız... B şıkkı olacaktır. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A 1 2 4 3 B 2 1 3 4 C 2 3 4 1 D 3 1 2 4 Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 2 1 3 ve 4 sıralamasıyla olmalıdır. Egzoz gazı zehirlenmesiyle bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Açık havaya çıkarılır. B. Yoğurt yedirilir. C. Tuzlu su içirilir. D. Kusturulur. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktır. Açık havaya çıkarılır. Devam ediyoruz. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir? A. Otomobil. B. Otobüs. C. Minibüs. D. Kamyonet. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Otomobildir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar ver, verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? A. itfaiyeci yöntemi B. Rentek manevrası C. Sürükleme yöntemi D. Hemlik manevrası Doğru cevabımız B şık olacaktır. Rentek manevrası. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Taşıt hareket halindeyken ayağın devamı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi. B. Debriyaj pedalına hiç basılmaması. C. Debriyaj pedal boşluğunun artması. D. Debriyaj telinin kopması. Doğru cevabımız... A şık olacaktır taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı devriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi. Son sorumuz arkadaşlar görsel bir soru. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 1 şaft 2 diferansiyel 3 aks B. 1 şaft 2 aks 3 diferansiyel C. 1 aks 2 diferansiyel 3 şaft D. Şıkkımız ise 1 diferansiyel 2 aks 3 şaft Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 şaft, 2 diferansiyel ve 3 aks. Bu doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün arkadaşlar. Soruların mantığını kavrayın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.